Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT Konu Anlatım Matematik kitabımızda şimdi artık birebir ÖSYM kısmındayız. Kombinasyonun güzel sorular var. Bu konularda ucu açık, zorluğu, kolaylığı, o yüzden gayet güzel yorumlar yapabileceğimiz sorularda oluyor. Büşra bir kız, diğeri erkek olan bebeklerine birbirinden farklı birer isim verecektir. Bunun için yalnızca erkek bebeklere konulabilecek isimlerden 8 tane, şöyle yazalım, E8 diyelim. Hem erkek hem kızlara konulacak isimlerden de 4 tane belirlemiştir. Büşra'nın bebeklerinin isimlerini kaç farklı şekilde seçebileceğini bulacağız. Şimdi birincisi kız ve erkek. Sadece kızlara seçilecek isim seçmemiş bakın. Sadece erkeklere seçilecek ve hem erkek hem kızlara seçilecek isimler var. O zaman şunu yapalım. 1. Erkek ve kız 2 tane olan bebekleri var şimdi bunun. Ne söylerim? Birincisi erkeğe şu 8 isimden birini verir. Tamam mı? Birinci durum. İkinci durum, kıza da şu ortak isimli olanlardan, yani hem kızlara hem erkeklere konulabilecek isimlerden bir tanesini seçer. Böyle yapar. Bu bir. İkinci durum, hiç buradan bulaşmaz erkeğe seçerken, erkeğe de buradan seçim yapar. O zaman ne olacak arkadaşlar? 4 isimden birini erkeğe verir. 3 isimden birini de kıza verir. Böylece bakın burası 32, burası 12 eşittir 44 olacak. Olay bu. Erkeğe bir tane, kıza da bir tane bunlardan verecek. Dolayısıyla cevabımız ilk soru olarak 44 geldi. Bir züccaciyede 6 farklı renkten çok sayıda yapay gül, 3 çeşit vazo vardır. 6 farklı gül diyelim. Şöyle. Sonra 3 çeşit de vazo varmış. Züccaciye gelen Zeynep Hanım iş yerindeki masanın üzerine 2 farklı renkten toplam 3 gül ve 1 vazo satın almak istiyor. Zeynep Hanım alışverişini kaç farklı şekilde yapar? Şimdi 2 farklı renkten toplam 3 gül. O zaman hemen burada durum tespiti yapalım. Sonra soruya başlayalım. Şimdi 2 farklı renk. Bir kere o zaman 6 renkten 2 tanesini seçeceğim. Bak, seçimimi yaptım. Sonra arkadaşlar şuna dikkat edeceğim ama. Örnek mavi renk ve kırmızı renk olsun. 2 mavi, 1 kırmızı ya da 1 mavi, 2 kırmızı olabilir. O yüzden 2 ile çarptım. Bu da bakın hangisinden 2 tane alacağım, hangisinden 1 tane alacağım. Sonra bir tane de vazo. Bir vazoyu da 3 vazodan seçeceğim. İşte olay bitti. Gördüğünüz gibi belki soruda önemli nokta hangisini 2, hangisini 1, onu seçmemiz. Yoksa diğerlerinde 6 renkten 2'sini seç. Sonra 3 vazodan da birini seç. 2 rengi de 2M, 1K ya da 2K, 1M yap. Dolayısıyla 15 çarpı 2 çarpı 3. 6 kere 15 ne yaptı? 90 yaptı. Tabii ben bunları böyle söylüyorum arkadaşlar. Kombinasyonu kolay olduğunu iddia ettiğim için değil. Çözümü görürsek tamam. Çözümü göremeyince biraz bunlarda problem oluyor zaten. Bir liseden mezun olacak 2 sınıf için 6 Haziran 2021 Pazar günü ile 24 Haziran 2021 Perşembe günleri arasındaki 17 gün içinden farklı 2 günde birer mezuniyet etkinliği planlanacaktır. Etkinliklerden en az biri hafta sonu olacak şekilde düzenleme yapılmak istendiğine göre bu düzenleme kaç farklı şekilde yapılabilir? Gördüğünüz gibi yine bir etkinlik mevzusu, tamam. Kombinasyon yapacağız, orası net, kombinasyon yaparken, ama Perşembe günü ve Pazar günü, hafta sonu ve hafta içine dikkat edeceğiz şimdi. Günler önemli olduğu için o zaman şuna dikkat edin. Bakın pazar hariç, pazartesiden pazara bir hafta 7 gün. Sonra ikinci hafta pazartesi ve pazar toplam 7 gün. Ama 17 günümüz var. Gerçekten bakın pazartesi, salı ve çarşamba. Gördüğünüz gibi perşembe ve pazar hariç hakikaten böyle toplam 17 günümüz var. Buradan 3 gün de geldi. Şimdi en az biri hafta sonu olacak. O zaman bir tane hafta sonu, bir tane hafta içi yapabilirim. Bir de veya ikisini de hafta sonu yapabilirim. O zaman bakalım şimdi. Burada 2 tane burada hafta sonu günümüz var. 2 tane de burada hafta sonu günümüz var. O zaman bu 4 günden bir tanesini seçerim bir hafta sonu için. Sonra geri kalan hafta içi günlerimiz kaç tane? Burada 5 tane. Burada 5 tane. Burada 3 tane. O zaman 5, 5, 10, 13. Demek ki burada 13 hafta içinden de bir tanesini seçersem toplam 52 durum yapar. İkinci durum, hiç hafta içine bulaşmam. Direkt ne söylerim? 4 hafta sonundan 2 tanesini net bir şekilde seçerim. Neden? 2 tane etkinlik yapacağım. 2 etkinliği 4 tane cumartesi pazar, cumartesi pazar. Bunlar özdeş gün diye düşünmeyin. Çünkü malum tarihler farklı. 4 farklı tarihte 4 tane hafta sonu günümüz var. Dolayısıyla 52 buradan, 6 buradan, 58 tane arkadaşlar durum var. Bu fena bir soru değil bence. Günleri düşünüp sonra onların içinden seçim yaptık. 3 farklı okuldan ikişer öğrenci bir masa tenisi turnuvasına katılacaktır. Turnuvanın ilk turunda her öğrenci maç yapmak için kendi okulunda olmayan bir öğrenciyle eşleşecektir. Buna göre ilk turdaki eşleştirme kaç farklı şekilde yapılır? Bu soruyu biraz tehlikeli görüyorum ben. Zorluğunu, kolaylığını o yüzden yorumu size bırakacağım. Çünkü kendi okulundan öğrenciyle maç yapmayacak. O yüzden biraz işte bu TYT-vari sorularda o günkü koşullara göre, o anlık düşünme biçimimize bile göre soruyu yapabiliriz veya yapamayabiliriz. O kadar kombinasyon öğreniyoruz ama çok enteresan bir tane eşleştirme sorusu sorabiliyor şimdi. Burada örnek bir görüntü üzerinden göstereceğim size. Ben böyle yapardım açıkçası soruyu. Çünkü özel bir durum var. Kendi okulundan eşleşmemesi lazım. Şimdi mesela herhangi bir öğrenci, hangisi olduğu önemli değil. Bir okuldan bir öğrenciyi ne yaparım? 4 öğrenciden biriyle eşleştiririm. Kendi okulundaki hariç gördüğünüz gibi. B1, C1, B2, C2. A okulu, B okulu, C okulu düşünelim. O zaman örnek görüntü B ile eşleşti. Artık bunlar tamam. Sonra şimdi şuna dikkat edeceğim. Bu A2 öğrencisi kesinlikle B2 ile eşleşmemeli. C1 ve C2'den biriyle eşleşmeli. Dolayısıyla 2'nin birlisi örnek görüntü. Gerçekten artık bunların zaten şansı yok. Onlar zaten kendiyle birebir farklı okuldan oldukları için eşleşmiş oldular. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar örnek bir görüntü. 4 öğrenciden birini seçiyorum. Herhangi bir grup için hiç fark etmiyor. Herhangi bir grup için 4 öğrenciden birini seç. Sonra diğer kalan kişi 2 kişiden birini seçsin. Otomatik zaten diğerleri de mecburen farklı okullu oldukları için eşleşiyorlar. Bu şekilde bakın o zaman ne oldu? 4'ün birlisi, 2'nin birlisi, 8 tane durum oldu. Şıklar biraz hani şu 18 olmasaydı ve 15 olmasaydı böyle 4, 6, 8, 10 ben bunu derdim ki tek tek deneyerek yapın. Çünkü şık evet cevap 8 olduğu için aslında tek tek denemeye müsait bir soru. Sadece şunlar yüzünden insan acaba bunu tek tek yapmasam mı diye düşünüyor. Kombinasyonla yapayım mı diye düşünüyorsunuz. Açık söylemek gerekirse keşke bunun şıkları böyle daha kolay olsaydı da ben şunu deseydim net bir şekilde size. Bunu direkt şıklardan düşünerek tek tek deneyerek yap. Çünkü bu soru çok kombinasyonla yapma konusunda biraz insana sıkıntı çıkaran bir soru. Ben yaptım. Hani bir nevi profesyonel bir çözüm gösterdim size. Ama bunu düşünemezsem tek tek denemeyi bir düşünün. Şıkları da gözeterek, tamam mı? Şimdi gelelim bu soruya bakın. Aşağıda düzgün altıgen şeklindeki hücrelerden oluşturulmuş bir düzenek verilmiştir. Beyaz hücrelerin bazıları turuncu renge boyanacaktır. Her bir mavi hücrenin içerisinde yazan sayı o mavi hücre ile ortak kenarı olan ve turuncuya boyanacak toplam hücre sayısını göstermektedir. Hücreler kaç farklı biçimde boyanır? Örnek burada mavi diyor ya, buna komşu olan böyle 2 tane düzgün altıgeni boyamak demek mesela. Bu 1 mi? O zaman örnek veriyorum. Buradan böyle bir tane boyamak demek. Yalnız şuna dikkat edin. Burası ortak. Ben şimdi şöyle bir şey yapamam bu soruda. Durum tespiti çözüme başladım. Bunu yapamam. Niye biliyor musunuz? Bu ikisi aynı zamanda bununla da komşu. O yüzden arkadaşlar ortak kenarı olduğu için doğal olarak burada sadece bir tane boyama yapmam lazım. O zaman bakın sıkıntılı bir durum olduğu zaman onu bir kenara ayırın, ayrıca değerlendirin. Ben şimdi buraya hiç girmem. Niye kendime sıkıntı çıkarayım ki? Şunu yapacağım. Ben buradan gönül rahatlığıyla şunu diyebilirim değil mi? 4 tane düzgün altıgenden ikisini boyarsam şartı sağladım. Buradan da yine aynı şekilde çarpı birbirine bağlı sonuçta komple bu şekli boyayacağız. Bu şekli boyayarak yeni bir görüntü elde edeceğiz. Böylece arkadaşlar 4 taneden de bir tane seçersem 6 kere 4 24 yaparım. Hiç ortağa bulaşmadım bakın. Örnek görüntü bunu boyadım. Bu ikisini boyadım. Gerçekten şartı sağladım mı? Bir tane boyamam gerekiyordu boyadım. 2 tane boyamam gerekiyordu boyadım. Eğer ortak kısma gelirsek buradan yalnızca bir seçim yapabilirsin. Artı yeni bir durum bakın topluyorum. Çünkü burada 2 tane boyarsam bunun bir boyama şartını engelledim. O zaman bu ikisinden birini seç. Örnek görüntü bu. Şu an bunu gerçekleştirdim. Hala şu kısmın bir tane daha boyanmaya ihtiyacı var. Onu da ne yapacağım? Şu 4 taneden bir tanesini seçeceğim. Böylece bakın buradan da 8 oldu. Yani cevabımız 32 geldi. Örnek bir görüntü. Bak burayı boyadım. 2 tane boyama şartını burada gerçekleştirdim. Bir tane boyama şartını burada gerçekleştirdim. Cevabı bulmuş olduk bakın. Yapınca gayet kolay. Önceden bir durum tespiti yap, sonra çözüme başla. 5 farklı kalemin tamamı yaşları farklı 3 kardeş arasında paylaştırılacaktır. Bu kardeşlerin en küçüğü 1, diğer ikisi ise en az birer tane kalem alacak biçimde bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi bu kardeşlerden en küçük diyelim bir tane, diğerlerine de en az birer tane vereceğiz. Durum tespiti yapmadan kombinasyona başlama. En küçük bir tane, şimdi en küçük diyelim, ortanca ve en büyük. Şimdi arkadaşlar en küçüğe bir tane verdiğim gibi diğerlerine nasıl dağıtırım? 1, 3. En küçüğe net bir tane vereceğim. Bunlara 2, 2 dağıtırım. Şöyle yapma hakkım yok. 1, 0, 4. Bunu çizdim üstüne. Özellikle böyle karalayayım. Böyle yapamayacağız. Neden? Her birine en az birer tane. Demin söylediğim gibi konu anlatımında artık hani daha önce mi dinlediniz, demin mi dinlediniz bilmiyorum ama ne demiştim? Kesinlikle ve kesinlikle kombinasyonda en az bir sorularında farklı nesneleri dağıtacaksak önden birer tane gönderirim hocam, kalanları dağıtırım. Yok. Çünkü soru senden onu beklemiyor. Aynı anda sanki düğmeye basmışsın ve onları dağıtmışsın gibi düşünmeni istiyor. Dolayısıyla olay bu. O zaman bu iki durumu yapalım şimdi. Birincisi 5 taneden bir tanesini küçük çocuğa, sonra 4 tanesinden bir tanesini küçük çocuğa ve kalan ortanca çocuğa, pardon, kalan 3 tanesini de ikinci çocuğa verdik. Sonra bunu yer değiştirebilirim değil mi? 1, 3, 1 yaparım. Bu da olur. O zaman 2 ile çarpmayı sakın unutma. Neden? Ortancaya 3 ve aynı zamanda büyüğe bir tane de verebilirim. Böylece 2 ile çarptım. Artı 5 taneden bir tanesini küçük çocuğa, 4 taneden 2 tanesini ve 2 tanesini dağıtacağım. Ne demiştim? Dağıtma sorularında grupladıktan sonra grupların eleman sayısı aynıysa 2 faktöriyele bölmeyi unutma. Sonra ne söyleyeceğim? 2 faktöriyele böldüm, 2 tane paket oluşturdum. İkili böyle paketler. Bunların içinde farklı nesneler var. Ne yapıyorum? 2 farklı çocuğa gönderiyorum. 2 faktöriyele çarpıyorum. Dolayısıyla benim tarzım budur. Gruplama kısmında dikkat ederim arkadaşlar. Önce grupladıktan sonra dağıtıma geçerim ve dağıtırken de burada grupların eleman sayısı aynı iken bölmeyi unutmam. Sonra zaten 2 farklı grubu 2 farklı gruba dağıtırken 2 faktöriyel yaparım. Sadeleşti. Bundan sonra 20 çarpı 2 artı burada da 5 çarpı 6 30, yani 40 artı 30'dan 70 oldu. Şunu diyenler olabilir. Hocam burada sadeleşiyor zaten, bölmeye gerek yok. Hep uyarıyorum. Bazen 2 grubun eleman sayısı aynı olacak ama 3 farklı yere göndereceğiz. O yüzden arkadaşlar dikkat edelim. Zaten küçük çocuk 5 taneden bir tane alıyordu. Zaten 5 taneden bir tane alıyordu. Onu bir nevi ayırdım. Kalan 4 taneyi bu 2 çocuğa 1-3, 3-1 ve 2-2 şeklinde dağıtmayı ihmal etmiyoruz. Geldik bu soruya. Evet, ÖSYM bazen böyle zamandan eleme soruları. Yani hani bir şekilde yaparsın tamam ama ben sana bir soru soracağım. Bazılarınız 30 saniyede çözecek, bazılarınız 1 dakikada çözecek soruları soruyor. Bu öyle bir soru. Aşağıda 2 satır ve 7 hücreden oluşan bir tablo veriliyor. Bu tablonun 4 hücresi maviye boyanarak desenler oluşturuluyor. Buna göre her satırda en az bir tane boyalı hücre olacak biçimde kaç farklı desen oluşturulabilir? En az bir tane boyalı hücre yapacağımıza göre nasıl yorumlarız şimdi bunu? 1. O zaman derim ki birincide 1, ikincide 3, birincide 2, ikincide 2, birincide 3, ikincide 1. Bakın satırları ayırdım. Bu satır yazayım buraya. Birinci satır, ikinci satır. Böyle yaparım değil mi? Her birinde en az bir tane yapacağıma göre. Şimdi buna göre o zaman birinci satırdan 3 tane, ikinci satırdan 3 tane. Sonra birinci satırdan 2 tane. Tabii araya artı koyuyoruz. Çünkü bu durumu tamamladık ya, ona da dikkat edelim. Şimdi bu bir durum. Bu bir durum. Bu bir durum. Araya artı koydum. 3'ün ikilisi çarpı 4'ün ikilisi. Burada bölecek miyiz hocam? Sakın ha. Burada zaten şey yapmıyorum. 7 taneden 2 tane seçmiyorum. Burada bu ayrı bir şey. Bundan 3 taneden 2 tane seçiyorum. Grupların eleman sayıları aynı hocam. 2'ye mi böleceğiz? Aman, neden biliyor musunuz? Orada şöyle, toplu bir gruptan böyle yaparsan evet bölmelisin. Ama ben burada ne yapıyorum? Bu ayrı bir grup, bu ayrı bir grup. Sakın o yüzden eleman sayıları aynı diye bölme. İkisi birbiriyle hiç alakalı değil. Bir yerde 3 tane var, bir yerde 4 tane var. Bunlardan ikişer tane alarak buluşturuyorum. Alakasız durumları birbiriyle denkleştiriyoruz. O yüzden arkadaşlar burada bölme yok. Ne zaman bölme var? Bir daha üzerine vurguluyorum. 7 taneden 2 tane ve aynı 7 gruptan, 7'li gruptan bir 2 tane daha yapsaydım evet böyle bölerdim. Burada birbirinden bağımsız 2 tane gruptan ikişer tane seçtiğim için yoluma devam ediyorum. Sonra diğer taraftan 3'ün üçlüsü ve 4'ün birlisi. Bakın bu böyle yapılır. Ve buradan cevabımız 35 gelir. Ben daha kolay bir yol söyleyeceğim şimdi. İkinci yol, bunu görürseniz çok daha rahat. Her bir gruptan en az bir tane yapacaksam 7'den 4'lüyü yaparım. Eksi bu hatalı durum. Eğer gidip 4'ünü de boyarsam yukarıdan hiç boyayamıyorum. 4'ün dörtlüsü. Böylece bakın cevabımız 34'tü. Cevabımız yine 34 gelecek. İşte olay budur. İkinci yolda en az biri bozan ne? Buranın 4'ünü de boyadığımda buradan hiç boyamamış oluyorum. 7'nin dörtlüsünden 4'ün dörtlüsünü çıkardım. Burada yok böldüm, çarptım, bilmem ne yaptım diyene kadar şunu fark etmek ne kadar kolaymış değil mi? Bir fizik öğretmeni sınıftaki öğrencilerden 3 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Aslı'dan, 5 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Burcu'dan ve 11 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Zeynep'ten hesaplamasını istiyor. Ve ne demiş? Bu 3 öğrenci de sayıları doğru şekilde hesaplıyor. Burcu ve Zeynep'in buldukları sayılar aynı pozitif sayı. Burcu ve Zeynep. O zaman sınıfın eleman sayısı neymiş? 16. Gördüğünüz gibi kural neydi? N'nin 5'lisine, N'nin 11'lisine eşitse oradan hemen alttakilerin toplamı üsttekini veriyor. O zaman Aslı'nın bulduğu sayı 16 çarpı 15 çarpı 14 bölü 3 faktöriyel olacak değil mi? Sadeleştirmeyi yaparsak. Böylece buradan da ne söyleyelim? 6'ya böleceğiz. Bunu böl 3'e 5, bunu böl 3'e 2, bunu böl 7. 35 çarpı 16 yani 560 geldi arkadaşlar. 60 kişilik bir proje ekibinin elinde belirli sayıda proje vardır ve ekipteki herkes bu projelerin bir kısmında görevlendirilecektir. Ekipteki herkesin eşit sayıda projede görev alması ancak herhangi iki kişinin görev aldığı projelerin tamamen aynı olmaması istenmektedir. Bu durum herkes 3 projede görev alırsa sağlanamamakta fakat herkes 4 projede görev alırsa sağlanabilmektedir. Şimdi bu aslında hani keşke sorulmasa dediğim soru tarzlarından biri. Şıklardan gitmek gerekiyor bu soruda. Çünkü normal gerçek usulüne yönelik çözümü var ya. Yani zaten biliyorsunuz yabancı sitelere falan, yabancı kanallara bile konu oldu ya bazı sorular. Bu da o sorulardan biriydi 2021 açısından. O yüzden de arkadaşlar burada tabii ki hani ÖSYM işin içinden şöyle sıyrılır. Ya kardeşim ben sana test sınavı yapıyorum. Niye gidip şıklardan denemiyorsun? Ben sana hiç şıklardan deneyerek yapacağın soru sormuyor muyum? Her yıl şıklardan deneyerek yapacağın sorular soruyorum. İşte bu da öyle diyor olabilir. Ama ben o kadar haklı görmüyorum. Çünkü şıklardan gideceğimiz sorularda zaten şunu diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bunu sağlıyor? Keşke şunu deseydi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu sağlıyor deseydi bir nebze o bile yardımcı olurdu ama elindeki proje sayısı kaçtır deyince o zaman ben denklem kurayım, kombinasyon yapayım, işin içinden çıkamayıma geliyor. O yüzden ben bu soruyu gördüğüm zaman benzerini işte hani çıkmış sınav sorusunun benzeri bu da. O zaman şunu demiştim, bu soru mahveder öğrencileri. Yani birçok öğrenci bunu hele bir de kombinasyonu çok iyi ise kendine güvenip yapmaya çalışır. Diğer öğrenci de aman yani neyse boşver şıklardan gideyim der ve olayı patlatır. Yani bir açıdan çok hani ölçme değerlendirme açısından çok mantıklı bulmadığım bir soru ama uyarmak için bu soruyu koydum. Şunu demem gerekiyor, bazı sorularda arkadaşlar sınavı sonuçta yapmam gerekiyor, net çıkarmam gerekiyor. Evde muhakkak şıklardan gittiğiniz soruları hoca çözümü izleyin. Acaba hoca ne yapmış, şıklardan mı gitmiş gitmemiş mi diye. Ama sınavda o anı kurtarmam gerekiyor benim. Tabii ki denk gelirse şıklardan gideceğim. Bu şekilde bu soruda böyle. Çünkü arkadaşlar gerçekten çözümü çok enteresan. Ve bizim hani böyle YKS müfredatında bu soruyu yapma ihtimalimiz yoka yakın, ben öyle söyleyeyim. O yüzden ne yapacaksın? Şıklardan gitmen gereken soru olduğunu biraz daha keşke ÖSYM yardımcı olabilseydi diyorum bu soruda. Şimdi mevzumuz şu. 60 kişi arkadaşlar farklı gruplarda yer alması için o zaman proje sayısının fazla olması lazım ki proje sayısına herkes böyle dağılsın projelere. Ama proje sayısı az olursa bu sefer farklı projelerde aynı insanlar bir daha görev alır. Çünkü yetmiyor. O zaman sen burada da görev al, sen burada da görev al olur. Dolayısıyla bakın şimdi şıklardan gideceğim. 7'yi diyelim seçtim. 7'nin üçlüsü. Ne oldu? 7'nin üçlüsü 35. 7'nin dörtlüsü ne oldu? 35. Bakın proje sayısı çok az. O zaman haliyle ne olacak? Bu 60 kişi projeye fazla geldi. Dolayısıyla ne olur burada? Bazı projelerde insanlar bir daha görev alacaklar. Çünkü az proje var. Şöyle düşün. İş az. Sen burada da yer al, burada da yer al, burada da yer al. Dolayısıyla bu 60 kişiyi aynı projelerde defalarca kullanman gerekiyor. Dolayısıyla bu az geldi olmaz. Ama doğru cevabımıza bakın. 8'e şimdi. 8'in üçlüsü kaç yapıyor? 56. Hesapladığım için biliyorum. 8'in dörtlüsü. Bu da bunu hesaplamadığım için bilmiyorum. Bu da 84'tü sanki. Evet 84. Hani hesaplamış olayım böyle. Ya da ikisini de yazayım yani niye üşeniyorsak. 8 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 eksi 3. 5 faktöriyel. Burası da 3 faktöriyel. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 6'dan. Evet 56'ymış gerçekten. Bu da 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. 8, 7, 6, 5. Bir tane daha 4 faktöriyel var. Evet bu da neymiş? Bak 84 değilmiş. Yanlış hatırlıyormuşum. 48, 2, 70'miş. Gerçekten bakın burada 36 olunca proje az geldi. 70 olunca tamam fazla geldi. Böylece bu 60 kişiyi farklı projelerde kullanabilirim. Burada defalarca aynı projede kullanacağım. Proje sayısı az olduğu için bu yüzden cevabımız bakın C oldu. Ben dediğim gibi şıklardan yapmak gerektiğini düşünüyorum. Zaten ÖSYM'de bir nevi öyle sormuş soruyu. Ama keşke hani olmasaydı dediğimiz soru. Uyarın evinden de söyleyeyim. Şıkları muhakkak gözetin YKS'de. Hilal saklama kapasitesi tamamen dolu olan tabletine 4 GB büyüklüğünde bir uygulama indirmek istemektedir. Hilal'in tabletinde her biri 1 GB büyüklüğünde olan 5 tane, her biri 2 GB büyüklüğünde olan 4 tane. Şöyle yazalım 1 GB 5, bir daha soruya dönmeyelim. 2 GB 4 ve 3 GB 3 tane. Olmak üzere toplam 12 farklı uygulama bulunmaktadır. Hilal bu 12 uygulamadan yalnızca 2 tanesini silerek tabletinde en az 4 GB büyüklüğünde yer açacaktır. Buna göre Hilal sileceği 2 uygulamayı kaç farklı şekilde yapabilir? Bu en azından üsturuplu düzgün bir soru. En az 4 GB yer açacağım. O zaman nasıl yapabilirim? 1. En az 4 GB açacağıma göre şuradan seçim yapabilirim. 4'ün ikilisi. Sonuçta 2 GB'lıktan 4 tane varsa ayır oradan 2 toplam 4 GB ayrıldı. Görevimi yaptım. Veya şunu söyleyebilirim. 1 GB'lıktan sonuçta 2 uygulama sileceğim. 1 GB'lıktan o yüzden 4 tane seçerim silerim değil. 2 tane uygulama seçeceğim için o zaman şöyle yapabilirim bakın. 2 GB'lıktan bir tane ve sonra arkadaşlar 3 GB'lıktan bir tane. Hocam açtınız zaten ne diyordu bana? Söylediği şey şuydu. 4 GB en az yer açacaksın. Sen 5 aç istersen 10 aç sorun değil. Yeter ki boşluk aç ki şu 4 GB'lık uygulamayı indirebil. Dolayısıyla 4 taneden bir tane ve yine 3 GB'lıktan bir tane seçim yaparım. Veya arkadaşlar 3 GB'lıktan canım istedi 2 tane seçtim. 6 GB'lık yer açtım. Bu da hakkım sonuçta en az 4 GB yer açacağım. Sonra artı 3 GB'lıktan bir tane yapabilirim. 3. Sonra arkadaşlar giderim 1 GB'lıktan seçim yaparım. O da 5'in birlisi. Gördüğünüz gibi 3 artı 1'den hakikaten 4 GB yer açarım. Burada en az 4'ü sağladım. Burada sağladım 6 oldu. Burada sağladım 5 oldu. Burada sağladım 4 oldu. Dolayısıyla bunları toplarsak 4'ün ikilisi 6. 4 kere 3 12. 3'ün ikilisi 3 ve 3 kere 5 15. Biraz tehlikeli bir soru gördüğünüz gibi çünkü durumların hepsini tek tek gözetmek gerekiyordu. Buna göre 15, 12 daha 27, 3 daha 30, 6 daha 36 olmuş oldu. C şıkkı fena bir soru değil. Durumları tek tek tespit etmeliydik. Bir havayolu şirketine ait bir uçağın cumartesi ve pazar gerçekleştireceği bir uçuş için iş tecrübeleri birbirinden farklı toplam 10 pilot bulunmaktadır. Bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasından en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacak şekilde 5'er kişilik 2 uçuş ekibi oluşturulacaktır. Buna göre cumartesi ve pazar uçuş ekipleri kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi burada arkadaşlar nasıl düşünebiliriz? Mantıklı olmak gerekirse 3 tane en tecrübeli yan yana olmayacak ya. Ne yapıyoruz bazen bu yan yana durumlarında? Tüm eksi istenmeyen. O zaman ben tüm eksi istenmeyen yapayım bu soruda. Nasıl yani? Normal önce şunu düşünelim, hiç kafamızı karıştırmayalım. 10 kişiden 5 kişi ve 5 kişilik 2 grup ayırdım. Önce ben gruplarım. Grupların eleman sayısı aynıysa gördüğünüz gibi burada 5 ve 5 oldu. Önce bir 2 faktöriyele bölerim. Sonra bunları bir cumartesiye göndereceğim, bir pazara. 2 tane paket var elimde. 2 paketi 2 farklı yere nasıl gönderirim? 2 faktöriyel. Böyle yaptım. Eksi. Şimdi bu gelelim bu 3 kişiyi aynı grubun içine almaya. 3'ün üçlüsü. Aynı grupta şu an bunlar yan yana duruyor. Bunların yanına 10 kişi vardı ya, kalan 7 kişiden 2'yi seçtim. Bunlar 5 kişilik bir grup oldu mu? Şu an grupluyorum, daha dağıtmadım. Sonra arkadaşlar geliyorum kalan 5 kişiyi de normal bir grup yaptım. Bu bir grup, bu bir grup. Ne yapıyorum şimdi? Bu grupları gideceğim cumartesi ve pazara göndereceğim. İşte olay bu. Gördüğünüz gibi buna göre yaparsak o zaman artık 10'un 5'lisi 10 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Şu ikiler sadeleşti. Eksi 7'nin ikilisi 21 çarpı 2. 5'in 5'lisi ve 3'ün 3'lüsü 1 bakın. 252 eksi 42, 210 tane durum oldu arkadaşlar. Bu tam manasıyla böyle grupla sonra dağıt sorusu. Bir de madem bunların aynı yerde olmasını istemiyorum, üçünü de aynı gruba at. Böylece o istenmeyen durumu elde et. Çok önemli bir örnek. Bakın şimdi. Birebir ÖSYM bu soru hakikaten bence dağıtma anlamında iyi. Çünkü erkekler var 6 erkek, 3 kadın var, müfettiş olacak, müfettiş bunlar. 9 kişilik bir teftiş heyeti toplamda gördüğünüz gibi. 3'er kişilik 3 gruba ayıracağız. Bir şirkete ait 3 fabrikayı denetleyecekler. Doğal olarak fabrikalar özdeş değil tabii ki, değil mi? 3 tane fabrika. Fabrikaları denetleyen teftiş ekiplerinin her birinde bir kadın müfettiş bulunacağına göre denetlemeyi yapacak gruplar kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Bakın, soru yazan insanlar arkadaşlar bilmiyoruz. Hani bunlar öğretmen mi, öğretim görevlisi mi? Yıllardır o konuda hani çok aşırı şeffaf değiller. Güya şeffafız diyorlar ama hani ben bu zamana kadar öyle hani burada bu yapılıyor, burada yapılıyor diye söylemiyorum. Ama ister öğretmen olsun, ister akademisyen olsun, ister işte bilmem nerede çalışan birisi olsun. Şeyi önemsiyorlar bakın. Kavramları, kazanımları. Bakıyor mesela muhtemelen hani ben hep şöyle düşünüyorum. Bu insanlar sanki öğretmenlik yapmıyor. Çünkü sorular öğretmenlik yapan birinden ziyade sadece kazanımları inceleyen birisi gibi. Yani şuna bakıyor. Kazanımlarda neler istenmiş? Tamam, ben o zaman ona göre soru oluşturayım. Bu kötü bir şey değil. Aslında iyi bir şey. Böylece hani işin içine çok duygu girmez. Kazanımlar girdiği için de kazanımlardan çok iyi sorular üretilebilir. Böylece bizim de kazanımları iyi incelememizi sağlıyor. Mesela bu soru hakikaten MEP kitabında, bizim anlattıklarımızda, artık herhangi bir anlatım kitabında önemsenen kavramların gerçekten soruya büründürülmüş hali. Şimdi 3 tane fabrikamız var. Buraların her birine birer tane kadın net göndereceğiz. O zaman 2'şer tane de erkek göndereceğim, değil mi? Sonuçta teftiş grubu 3'er kişilik olacak. Her bir grupta o zaman bir kadın, 2 erkek olmalı. Şimdi ben şöyle yapacağım. Olayı biraz daha rahatlatmak için kadınları kendi içinde, erkekleri kendi içinde grupluyorum. Şimdi 3'ün birlisi, 2'nin birlisi, 1'in birlisi. Sonra şunu diyeceğim. Bak şimdi olaya dikkat et. Ne demiştik? Gruplarken önce hep benim tarzım şudur. Grupla kafan rahatlasın. Grupladım. 3 grubun da eleman sayısı aynı. Böldüm 3 faktöriyele. Bunlar kaç farklı şirkete gidecek? 3 farklı. Bak bitti. 3 paket var elimde. 3 farklı şirkete gönderdim. Kafam rahat. Sonra erkeklere gelelim. 6'nın ikilisi, 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi. Bölü yine 3 grubun da eleman sayısı aynı. 3 faktöriyel. Kaç farklı şirkete gidecekler? 3. Olay bitti. İşte budur. Hocam zaten bunlar sadeleşiyor. Ne anlamı var yapmamızın? Size ders anlatırken söylemiştim. Çok anlamı var çünkü bazen grupların sadece ikisi aynı olacak. Çarparken 3 faktöriyele, bölerken 2 faktöriyle bölmüştük. Hatırlayın konunun anlatımında, geriye dönün isterseniz. O yüzden ben hiç buradan taviz vermem. Sadeleşsin sorun değil. Mantığımız doğru olsun yeter ki. Grupladım, sonra dağıttım. Grupladım, dağıttım. Böylece hakikaten her fabrikaya bir kadın ve iki erkek geldi gördüğünüz gibi. Diğer fabrikaya da öyle bir kadın, iki erkek ve üçüncü fabrikaya da bir kadın, iki erkek geldi. Şartı sağladık. Böylece cevabımız 540 olmuş oldu arkadaşlar. Bence bu hakikaten iyi bir soruydu. Bu şekilde güzel sorularla 11 tane ÖSYM tipi soruyla uğraşmış olduk arkadaşlar. Bakın sınavda çıkabilecek bazı sorular cidden bizim bu soru gibi kombinasyon bilgimizi ölçebiliyor. Bazen neredeydi o soru? Bu soruyu hiç hani hatırlamak bile istemiyorum bir nevi. Bazen de arkadaşlar şu tarz biraz yorum yapmanızı gerektiren sorular oluyor. Bazen de bu soru gibi bakın biraz daha mantık kullanmamız gereken, bazen de direkt o gün o performansının belirleyeceği, güzel düşünmen gereken sorular da var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu konularda soru bankası çözmeyi, hatta hem TYT'de hem AYT'de soru bankası çözmeyi sakın ihmal etmeyin. Çünkü aşırı geliştiren sorular oluyor. Bunlar neticesinde bir de oraya yorum yapınca diyorum ya, siz bir veriyoruz, onu böyle çeşitlendirebiliyorsunuz zihninizde. Bu açıdan beceri temelli soruları da tabii ki çözeceğiz. Orada da biraz daha zihin dünyanıza katkıda bulunmaya çalışacağım. Görüşürüz, iyi çalışmalar.